Merhabalar. Bugün sizlerle fincanda kek tarifi yapacağız. Evet, bu şekilde. Su içerisinde pişecek ve kekimiz hazır olacak. Süslemesi bana ait ama siz istediğiniz gibi bunu süsleyebilirsiniz. Evet, şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle kekimizi çırpmaya başlamadan önce tenceremize 2 su bardağı suyu ekleyip tüpün altını açacağım kaynaması için. Ben kekimi hazırlayana kadar suyu hazır olsun istiyorum. Evet. Bu işlemi yaptıktan sonra öncelikle bir yumurta, bir çay bardağı toz şeker koyup çırpacağım. Aynı ölçü bardağını kullanacağım. Yani çay bardağıyla başladım. Çay bardağıyla yapacağım. Su bardağı kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü çok fazla oluyor. Çok fazla çıkıyor. O yüzden sonra çay bardağının yarısından biraz az sıvı yağ, çok fazla sıvı yağ koymayacağım. Bir çay bardağı sütümü ekleyeceğim. Evet, çırpmaya devam edeceğim. Bu işlemi yaptıktan sonra daha önce elediğim bir bardak unu yavaş yavaş ekleyeceğim. Bir su bardağı unumu. Evet, bir kısım ekledim. Unumun üzerine kabartma tozu ve vanilyamı ekleyeceğim. Kabartma tozu ve vanilyamı ekledikten sonra bir miktar daha un koyacağım. Karıştırması ve özdeşleşmesi daha kolay olsun diye. Kıvamı çok katı olsun, yani çok katı olsun istemiyorum. Çünkü kek harcı yapıyoruz. Evet, bu kadar yeterli. İyice çırptım. Şimdi bunu kaselerimin, yani daha doğrusu fincanlarımın içerisine rahat koyulsun diye kabına boşaltacağım. Evet. İşlemi yaptıktan sonra isterseniz kapağını kapatabilirsiniz, isterseniz kapatmazsınız. Bu tamamen size kalmış. Ben kapatacağım. Daha sonra fincanlarıma birkaç damla yağ damlatacağım. Yağ damlattıktan sonra fırçayla iyice yağ fincanın içini, her yerini süreceğim. Aynı işlemi bütün fincanlarım için yapacağım. Evet, suyum bu arada kaynamaya başlayacak şimdi. Ses vermeye başladı. Evet, fincanıma iyice sürdükten sonra doldurma kabımla yarıdan az olacak şekilde dolduracağım.
Evet, bu tarzda büyük fincanla yaklaşık 8-9 fincan kek çıkıyor. Evet, şu anda işlemimi tamamladım. Kaynayan suyumun içerisine altını öncelikle kısıyorum. Sonrasında üzerine tek tek yerleştiriyorum. Evet. Bu şekilde yerleştirdim. Kapağını kapatacağım. Ve üzeri hafif kahverengileşinceye kadar pişmesi için, kaynayan suyun buharıyla pişmesi için bunu bir yaklaşık 10 dakika, 15 dakika kadar kendi kendine bu pişip kabaracak. Evet, şimdi pişmesini bekleyeceğim. Evet, fincan keklerimiz pişti. Evet, gösteriyorum. Çok hafif taneler halinde, üzerinde renk değişikliği oldu. Böyle açık kahve gibi. Evet, şimdi bunu çay kaşığının tersiyle bir tık açtım. Evet. Gördüğünüz gibi fincan kekim köpük köpük görünüyor şu anda. Evet, sıra geldi süsleme kısmına. Kenarlardan ben hafifçe çikolata akıtacağım önce. Evet, biraz daha aksın istiyorum. Evet. Bunu yaptıktan sonra üzerine bu defa beyaz çikolatayla oval bir şekil verdim. Süsleme kısmı tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Evet, renkli şekerlemeleri de döktükten sonra artık fincan kekimiz hazır. Evet, şimdi bunun içinin nasıl olduğunu da görmenizi istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi köpük köpük bir kek oldu. Yani tamamen pişmiş köpük köpük bir kek. Evet, fincan kekimiz de bu şekilde yapılıyor. En azından benim tarifim bu şekilde. Afiyet olsun.